Koreli. Ne Koreli ya? Ne Koresi? Bir dakika. Ama bizde uydurmak yok, bizde gerçekler var. Demiyor ki kültürsüzüm şu an. Severdin İngilizce ve Fransızca'yı severdin ama. Severdim, o yüzden de konuşamıyorum Fransızca. 4 sene Fransızca öğrendik, hala konuşamıyorum. Quick please. Sesini kes please. Sayın seyirciler, Renkli TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra Karin ve Anna yepyeni bir video. Evet sayın seyirciler, Renkli TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü konumuz... Ay ben bir şey söyleyecektim, araya gitti, neyse bir daha. Evet sayın seyirciler, Renkli TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Ben Deniz, dış sesiniz, tahminleriniz varsa yorumlara bekliyorum. Bugünkü konumuz Karin ve Anna birbirlerini ne kadar iyi tanıyorlar. Onlara birkaç soru soracağım. Onların cevapları doğrultusunda anlayacağız bakalım arkadaşlıkları gerçek mi yoksa sahte mi? Göreceğiz bakalım. İlk sorumla başlıyorum. Birbirinizi ne kadar süredir tanıyorsunuz? Anlacığım senle başlayalım. 10 sene. Dile kolay. Tamam. Yani. Ne zaman ve nasıl tanıştınız? Ben söyleyeyim mi? Yıl 2012'de. Aylardan Eylül. Günlerden 14'tü. Pazartesi. 14 Eylül yani. Anlayı seviyorum. Ondan sonra sınıfa bir girdim. Bir küçücük bir kız. Sarışın. Böyle çivilik çivilik gözleriyle bana bakıyordu. Sonra gittik. İşte böyle kaynaşma bir gün. Lisenin birinci sınıfındaydık. Öyle başladı macera. İşte evet, ama sonra biz ayrı sınıflara düştük tabii. Yani o A'daydı sanıyorum ki, ben de B'ye. Sonra biz ikinci sınıfta tekrardan aynı sınıfa düştük ama birinci sınıftayken de gayet yakındık yani, ayrı sınıflarda olmamıza rağmen. Karin sağ olsun yardımcı oluyordu bana notlarda. Peki Anna'cığım, Karin'in en sevdiği yemek nedir? Enginar. 10 tane olsa onunla yer arkadaşlar. Ya, öyle. Duydum. Peki Karin Hanım, Anna'nın en sevdiği yemek nedir? Valla her türlü makarna yer. Diyorsun. Yes. Peki en sevdiği sos doğru nedir mu makarnada? Doğru. En sevdiği. Anlacığım, Karin'in en sevdiği renk hangisidir? Siyah. Karin siyah sever arkadaşlar. Doğru sürekli söylüyorsun. Siyah dışında bir şey görmüyorum. Tek üstünde renkli şeylerim çoraplarım. Anna'nın en sevdiği renk? Mavi. Yeşil. Bilmiyorum ben de. Karin'e bir çentik. Aa, ne ya, mavi sevmiyordun ama. Mavi seviyorum da ben her rengi seviyorum. Öyle o zaman tamam değil yani. Her renk her renk bir. Yanlış kadar değil yani. Her renk tamam, mavi seviyorum. Beni ilgilendirmiyor. Karin'e bir çentik attık. Oho. Sıradaki sorum. Anlacığım, bu soru sana. Karin'in en sevdiği aktör kimdir? Karin bir izlemeyi sevdiği bir aktör olsun. Ben de bilmiyorum bunu kimmiş. Yok bence yani öyle sevdiği kimse. Yok yani. Çünkü... Anna'nın en sevdiği aktör kimdir? Nikli. Bu soruya ben cevap vermek istiyorum dış ses olarak. Nikli. Chris Hemsworth. Sonuçta içinde bir K var yani. Bunu duymamış gibi yapacağım. Nick. Yani şu hangi... Nikle K ne Allah'ım. Neyse devam ediyorum. Anlacığım, Karin'in en sevdiği hayvan hangisidir? Karin hayvan sevmiyor. Yani öyle favori bir hayvanı yok herhalde. Hepsini sever Karin. Öyle en çok da yılanları seviyorum. Yok. Anlamın en sevdiği hayvan? Daha önce köpek beslediği için köpekleri çok seviyor. Biliyorum yani köpek. Bu konuyla ilgili bir maruzatım yoktu benim şahsen.
Neyse. Öğrenmiş bulundunuz. Bir sonraki soruma geçiyorum. Anna'nın en sevdiği film. Koreli. Ne Koreli ya? Ne Koresi? Bir dakika. Netflix'te mi diziler? İpucu ver ha. İpucu ver. Netflix'te yoklar. Neydi? Buna ben cevap veriyorum yine. Herhangi bir Marvel filmi olabilir. Marvel seviyorum. Marvel'ın herkesini seviyorum. Anna, Karim'in en sevdiği film. O. Galiba anladım. Ha, ne oldu? İlk çentiğini alacak. Sevmiyor ki ya. En sevdiğin film öyle. Aa şey ya. Dur hatırlıyorum. Filmin adı aklıma gelmiyor. Ne? Benim de aklıma gelmiyordu. Az önce çentiği yedim. Anna'yı çentiği yedim. Hayır, dur söyleyeceğim. Böyle bir kadın vardı böyle. Adamı iyileştiriyordu falan böyle. Hani hatta ikincisi çıkmıştı. Gel beraber gidelim demişti. Doğru mu? Git. Hatırlamıyorum. Güneş oldum falan filan. Yok, dalga geçiyorlar. Güneş böyle çocuklar. Mucize. Evet. Ha, mucize. Güneş gördüm neydi ya? O da... Mahsun kırmızı gülün olduğu için ondan şey olmuş olabilir. Evet, mucize. Evet, güzel. Aferin be, çak. Demek ki Anna'ya çentik atmamak gerekiyormuş Karin'cim. Sonuçta geçiyor. Bir sonraki soru. Karin'in en sevdiği kitap. Karin kitap okumuyor. Nereden biliyorsun? Kopik. Bak, ne? Olmuyor ki. Özür dilerim. Bahçe olmadığı için okumuyor yani. Eskiden seviyordum da. Vallahi o yüzden favori bir kitabı var mı yok mu bir şey diyemiyorum şu an. Bilmiyorum. Ama bak şey... Ne kokusu bir şey kokusu. Görme engelli birinin hayatını anlatıyordu. Neyse geç. Anna'nın en sevdiği kitap. Vallahi ya doğrudur. Bilmiyorum ya bu zor ya bir soru. Ya salla bir tane Shakespeare'den ne işte. Shakespeare. Ben Shakespeare sevmem ya. Shakespeare benim bayılıyor. Ne oldu? Hani kendisi edebiyat okuyor ya belki o oradan böyle bir çağrışım bir şey yapar bir şey uydurursun diye bekledim ama... Bizde uydurmak yok, bizde gerçekler var. Demiyor ki kültürsüzüm şu an. Bir sonraki soruya geçiyorum. Beraber yaşadığınız en komik olay. Karin senle başlıyorum. Vallahi anlayın çok fazla eğlenceli komiğimiz var. Hele içinde harut varsa. İşte en komiğini soruyorum. Mesela beyin cimnası yapabilir miyiz bu soruya cevap vermek için? Yo. Niye? Sen ayrı o ayrı cevap verecek. Ya aslında komik mi değil mi bilmiyorum ama yani komik değil aslında arkadaşlar. Birazcık korkunç bir şekilde başlamıştı ama böyle sonradan film sahnesine dönüştüğü için bana komik gelmişti. Trafik kazası. Evet kaza yapmıştık böyle araba kazası. Neyse sonra hepimizi ayrı hastanelere işte götürmüşlerdi falan. Benim kolum kırılmıştı işte. Ailenin şeyler başka bir yerdeydi falan. Karin'i de tek başına ayrı bir hastaneye götürmüşlerdi. Biz de hastaneyi arıyorduk. Ay ben ambulansın içine girdim. Tek başıma kardeşlerimden bir arkadaşımın kolu sallanırdı diyorum. Ne olur ona yardım edin. Sonra hastaneye gittim. Kimse yok yanımda. Arıyorum ulaşamıyorum kimseye. Kardeşim ve kuzenim jandarma almış götürmüş ifade verdi. Sonra böyle birkaç zaman sonra anlatırken tabii çok korkmuştum. Aslında şey sahnesi komikti. Bizim böyle 3-4 kişi falan böyle birden hastaneye girip dolaşmaya doğru koşup Karin Hoca'nın odası nerede diye böyle film sahnesi gibi olmuştu. Orası bana çok komik gelmişti yani. Evet. Ay komik yani. Vay be. Anla kız ne güzelmiş. Bir de şey komikti bence. Hatırlıyor musun biz 11. sınıftayken Harut'u okul başkanı yapmıştı. Harun da bizim liseden tatlı bir arkadaşımız. Evet. İnşallah onu da bir gün görürsünüz. Böyle bir gaza getirip Harut'u başkan yapmıştık ama tabii arka planda evet vardık. Karin'in lisede en sevdiği ders neydi? Spor tabii ki. Beden eğitimini seviyordu. Anna'nın? Fransızca. Severdin İngilizce ve Fransızca'yı severdin anladın. Severdim. O yüzden de konuşamıyorum Fransızca. 4 sene Fransızca öğrendik. Hala konuşamıyorum. 4 sene gördük tabii. Ama son 2 senemizi aldılar. Yok. Başka sene biraz oldu. Başka dersler koydular hatırlıyorum ben. Tamam da 3. sınıfta aldık yine. Neyse. Eğlenceli geçiyordu. Güzel geçiyordu. Güzel geçiyordu. Evet. Fransızca derslerimiz aldık. Buradan Naruto sevgiler. Evet.
Ya benim genelde şey oluyor böyle, derse olan sevgimle hocalara olan sevgim doğru orantılı olduğu için. Bence çok gerçek evet. Şey. Ben de sevmediğim hocaların dersini çalışmam mesela. Ama mesela... Şöyle şeylerim hiç, öyle alışkanlıklarım yok. Spor dersini çok sevemiyordum ama mesela Oral Tancı'yı ben çok severdim. Yani onu da buradan sevgilerim. Evet, şimdi ama ne okuyorsun anlat bakayım açıkla. Spor yapmayı çok sevmediğim için spordan birazcık şeydim ama tabii ki yani hocasını seviyordum. Neyse. Şu anda ne okuyorsun Anna? Egzersiz ve spor bilimleri. İşte. Nereden nereye? Çok devam güzel. Et. Karin, bu sorum sana. Anna bir hayvan olmak isteseydi, hayvan olsaydı ya da bu hangisi olurdu ve niye böyle olurdu? Oha. Cevapla sana 100 puan. Anna'nın önüne geçeceksin. Koala olurdu. Çok şirin, çok tatlı, çok minnoş. Kız bu benim yorumum sana. Ne kafanı sıkılıyorsun? Sen ciddi mi? Benim cevabımı mı söyleyecek yoksa kendi şey kendi düşüncesini. Sence öyle merak ediyorum bazı yani. Bence sen seni nasıl gördüğünü koala anlamaya çalışıyorum açıkçası. Seviyorum ben koalaları. Böyle kendini ne sevdiği hayvan. Koala mı? İşte seviyorum ben koalaları dedim mi? Seviyorum yani. Panda. Ben. Koala. Niye? Niye panda olurdu mesela? Yani böyle panda videolarını izlediğimde genelde komik geliyor, böyle şap 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 sallanıyorlar. Değil mi? Karin'in suratına bakınca da gülesin geliyor. Oradan oraya böyle sallanıyorlar falan. Ben en son sana devrede panda atmıştım galiba. Evet. Bir sonraki soruma geçiyorum. Anna, Karin'le yaşadığın ama keşke asla yaşamadığın dediğin bir olay yaşadın mı? Kaza tabii ki. Hayır canım. Birebir mesela. Ha. Atıyorum. Biri, sen ona kötü bir laf söylemişsindir. O da sana bir tartışmışsınızdır. Buna benzer bir şey. Yok. Ya keşke bunu yaşama. Bu böyle üzücü bir olay da olabilir. Ne bileyim, utanç duyduğunuz bir anda olabilir. Sinirlendiğiniz birbirinize sinirlendiğiniz bir anda olabilir. Hiç öyle bir an yaşadınız mı? Yok. Yani. Güllük gülistanlıksınız yani. Evet. Yani öyle kötü bir şey yaşamadık. Ya tabii ki herkesin hayatında kötü şeyler oluyor. Yani beraber yaşadığımız şeyler de oldu ama hani keşke yaşamasaydık dediğimiz bir şey. Tamam. Bir soru daha geliyor. Ölmeden önce yapılacaklar listesi yaptınız ikiniz de. İlk 3 sıraya ne koyarsınız? İlk başta birbiriniz için cevap verebilirsiniz. Sonra sizden kendinizden alacağım cevapları. Anna ilk başta kuzey ışıklarını görmek ister. Norveç'e gönderirdim onu bir. Sonra dünya turu ne bileyim. Doğru aslında, dünya turu isterdim. İlk sırada Norveç'e gider. Kısa bir dünya turu. Sonra evet. Bir de olabildiğince her çeşit yemek yiyip kilo almaması. Evet. Ama bu bir dilek. Evet. Bu... Ölmeden önce yapılacakları listesini ekleyemezsin. Tamam, bütün yemekleri yemek işte. Tamam, kilo almamayı kenara attık o zaman. Neyse, geç. Farklı yemekler denemek. Farklı yemekler denemek. Sevgili yemekler yemek. Bir gün içinde. Spor ve diyetle hallederim onu. Karin gezmeyi seviyor. Karin de gezmeyi seviyor. Belki o da bir dünya turu isterdi. Olabilir, evet. İpucu verebilirim. Ali ile de Sarp'ın nereden kalan şeyden düşünüyorum. Hani daha çok kardeşlerine değer verdiğim için. Abi, onlara evet. Bir şeyler yaptırırdım yani. Yapardım onlara. Başka? Dünyada olabildiğince çok insana ulaşmak isterdim bence. Doğru. Daha çok insana ilham kaynağı olabilmek isterdim. Mesela yurt dışında bir TEDx konuşması neden olmasın? Tabii bunun için İngilizcesini geliştirmesi lazım. O ayrı bir konu. Konuşma. Düş ses. Ben sana öğretiyorum. Thank you. Evet, şimdi kendiniz için söyleyin o zaman. Sen gerçekten ölmeden önce yapılacaklar listesi yapsan bunun ilk üçünü hangisini koyardın Anna? Hangilerini koyardın? Dünya turunu bir koyardım ama hani onu bir ayrı kenara ayrı şey yaparsak en büyük hayallerimden bir tanesi gerçekten kuzey ışıklarını görmek.
Kendisi de bilmiyor. Şey izlemek isterdim ya. Broadway'de bir tane müzikal izlemeyi çok isterdim yani. Canlı canlı böyle göreyim. İnşallah dersin. Bir de... Gideriz beraber. Aklıma gelmedi şu an. Harbi düşündüm de bak. Dünya turu ya. Başka da bir şey gelmiyor. Zaten dünya turu yaptığım zaman gitmek istediğim yerlere her türlü gideceğim yani. Yapmak istediğim şeyleri de yapacağım. O yüzden aklıma öyle bir şey gelmiyor. Spesifik olarak. Okey. Karin Hanım, sizden alalım. Ben böyle daha çok mesela eğlence tarzı değil de gerçekten böyle mesela tarihi yerleri gezmeyi daha çok seviyorum. Mesela işte ne bileyim mesela Türkiye'de çok fazla güzel böyle yerler var. Ne bileyim atıyorum şimdi Manavgat Şelalesi en çok bilinen yerden. Böyle bütün Türkiye'deki bütün böyle önemli yerlere gitmek istiyorum. Bu birinci sırada. Sonra dünyayı açılayım. Önce yakın alanlar. Sonra da gerçekten Ali'nin rahat bir yaşam sağlayacağı bir ev. Sıfır böyle geç kal. Gerekirse bahçeli, müstakil diye. En büyük hayallerimden biri o. Ali'ye rahat bir yaşam alanı sağlamak. Üçüncüsü de gerçekten işimi olabildiğince yani o şekilde eğer dünyada son günüm olsaydı listemde ilk sırada onu isterdim yani. İşini layıkıyla yaptı. Olması gerektiği gibi yaptı. Yani bunun denilmesini çok isterdim. Şimdi son sorumuz bu da. 24 saat sonra bir daha bu dünya üzerinde olmayacaksınız. O 24 saati nasıl değerlendirirdin? Neler yapardınız? Ya ben sevdiğim insanlarla zaman geçirirdim herhalde. Sevdiğim şeyleri yerdim. Sevdiğim yerlere giderdim. Ve sevdiğim insanlarla olurdum. Benim de aklıma şey geldi. Bir düğün salonu geldi birden aklıma. Hani bütün sevdiklerini... Evlenirdim diyormuş. Hayır, bütün sevdiklerini en yakınlarını hep orada görürsün ya. Bütün sevdiklerini bir arada yemek yiyip evin dolayısıyla sonra da işte zaten 24 saat boyunca dans mı edeceksin? Evet, bütün 24 saat boyunca o sevdiklerimle beraber vakit geçirdim. Arkadaşlarım, ailem, öğrencilerim hepsi bir arada olduğu bir düğün. İkinizden de dış sesiniz hakkında yorumlar alayım. Nasıl bilirsiniz kendisini? Tövbe, ölmedim daha. Nasıl bilirsiniz? Nasıl bir insandır kendisi? Çok eğlenceli, çok yetenekli, mükemmel, gayet enerjik, dobra. Çok sevdiğim birisi de kendisi. Değişik, şapşık bir insan işte. Ama bu kadar mı? Çok zeki. Evin gözün makinası. Yani Karin'in sözlerinden de herhalde benim kim olduğumu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Zaten beni bilen bilir yani. Sesimi de tanımıyorsanız artık ne diyeyim. Sayın Rekli TV izleyicileri, bugünlük bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.